Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Servet Yıldırım ve Mahfiye İlmez'le birlikteyiz. Yeni bir güne uyandık. Bugün ayın son günü bu arada. Yılın ilk iki ayını da bugün itibariyle tamamlamış olacağız. Evet. Ve ay bitmeden Fed Başkanı Powell, yeni Fed Başkanı şöyle piyasaları bir salladı, bir uyandırdı sanki. Evet, dünkü açıklaması değil mi? Oradan ne öne çıktığı bakarsak aslında bir daha önceki bu Fed'in kademeli faiz artışı tutumu var. Onun da değişiklik olmayacağını söyledi ama detaya baktığım zaman bu konuşmadan önce piyasada ağırlıklı görüş 3 defa faiz artışı olacaktı bu yıl. Konuşmanın ardından bu 4'e çıktı değil mi? Yani aslında faiz artışı olabilir. 3 kademeli olacak ama 4. olabilir. Bunu aslında konuşmada aslında adam böyle bir şey söylemedi. İma etti. Piyasa öyle yani anladı. Soru üzerine, bir senatörün sorusu üzerine direkt böyle 4'e doğru gitti olay. Verdiği cevaptan. Soru cevap ne kadar önemli işte piyasaya yani, evet, o etkili. Öyle söylediler, zaten öyle eleştiriyorlar. Yani bu kadar hani geçmiş deneyimi olan bir insan soru cevapta böyle bir şey yapmamalı. Belki de bilerek yaptı, onu da bilmiyoruz tabii. Ama şu andaki beklenti 4'e çıkınca birdenbire dolar prim yaptı. Sanki Yellen konuştu demiş Vatan Gazetesi. Yellen'ın çizgisini koruyacağını gösterdi. Kademeli faiz artışları sürecek dedi. Yani sunumda bunu söylemişti ama soru cevapta o 4. faiz artışına kapıyı aralamasıyla dolar değer kazandı. Zannediyorum gazeteler o soru cevap kısmına gelmeden evet, basıldı. Evet, muhtemelen. Hepsi böyle son derece sakin falanmış gibi veriyorlar. Orada bir cümlesi var. Aralık ayındaki toplantıdan bu yana olan gelişmeleri hesaba katarak diyor. Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikası tahminlerimizi hazırlayacağız demiş. Evet. Kendi açımdan bakarsam diyor, enflasyon hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşüme olan güvenimi artıracak bazı veriler gördük demiş. Dünya çapında güçlenme ve maliye politikalarında ekonomi için daha destekleyici olduğunu gördük demiş. Evet. Bu da demektir ki benim 3 tane artışı yapar, 4.'ü de yapabilir. Aynen. İstihdam piyasası güçlü diyor. Ücret artışlarının hızı gayet iyi diyor. Tüketiciler de harcıyor diyor. Orada da rakamlar iyi diyor. Yani böyle bir ekonomiye bakarsanız faiz artırmaktan alıkoyacak bir şey şu anda görünmüyor. Bugün büyüme verisi açıklanacak Amerika'da revize hali. Evet. Yarın asıl kritik veri, hafta başında da vurgulamıştınız. PCE verisi, kişisel tüketim harcamaları verisi. Fed'in dikkat ettiği göstergelerden bir tanesi. Burada yukarı bir revizyon olursa bu 4. faiz artışı fiyatlamasının daha net başlamasına yol açabilir. Belki piyasada daha sert bir etki görebiliriz. O nedenle veriler bugün ve yarın önem kazandı. Çin'den bu sabah PMI verisi geldi, imalat verisi. Orada da beklentilerin altında bir durum var. Temmuz 2016'dan beri en düşük seviye geldi Çin'den. Bu da biraz piyasadaki havayı bozmuş gözüküyor bu sabah itibariyle. Mesela Japonya önemli. Biz burada haftalarda ticaret savaşı, kur savaşı falan diye konuşuyoruz ya. Onun etkisi kısmen görülüyor. Japonya'da imalat sanayi üretimi Ocak'ta %6.6 gerilemiş. Bakıyoruz detaya. Detaylarda işte araba, kamyon gibi böyle vasıtaların üretimi düşmüş. Bunlar da Amerika'ya olan satışlarda azalma. Burada dolar, yen kurusu çok oynak bir kurdu. Bir ara 120'lerin üzerindeydi. Şimdi 107-108 civarında. Dolayısıyla orada çok ciddi hareket var. Bu hareketin etkisini mesela Japonya hissetmeye başladı. Onun için önümüzdeki dönemde bu kur ayarlamaları konusunda ülkelerin şeyleri devam edecek. Çünkü sanayi üretimi böyle sürerse Japonya 8 çeyrektir aralıksız büyüyor. 1980'lerden bu yana böyle bir ekonomik büyüme performansı olmamıştı. Dolayısıyla Japonya hani biraz daha rayına oturdu, büyüyor denilen bir ekonomiydi. Enflasyonun orada da %2'ye gelmesi gibi bir Merkez Bankası'nın hedefi var. Eğer bu Ocak'ta görülen üretim düşüşü önümüzdeki dönemde de o kur etkisi de devam ederse, az önce bahsettiğim kazanımların hiçbirisi ortada olmaz. O büyüme kesintiye uğrar. İşte enflasyon hedefinden iyice uzaklaşır, tekrar sıfır enflasyona doğru gider. Onun için bu kur tarafı önemli. Dün Powell'ın konuşmalarından sonra ne oldu diye bakarsak, dolar güçlendi. Bu euro faiz dolar biraz 4 düştü. Olacağı şeklinde. Evet, euro dolar biraz düştü. 23'ün altına kadar gelmişti 1.23'ün. Borsalar geriledi. Amerikan borsası düştü. Bu sabah Asya borsaları aşağıda. Bizim borsalara da sirayet edebilir bugünkü bu hava. Dolar TL karşısında da 3.80'in üzerine çıktı değil mi? 3.81'i geçti hatta, sonra geri geldi şu anda 3.80-60'lardı. Evet. Hem dışarıdaki bu gelişmeler hem de içeride yaşanan siyasi gelişmeler ve jeopolitik riskler elbette dolar TL fiyatlamasında da etkili. Dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler'in aldığı ateşkes kararının bütün Suriye için geçerli olduğunu söyledi. Günlük basın toplantısında Nauert'e ateşkesin Zeytin Dalı Harekatı'nı kapsayıp kapsamadığı soruldu. Sözcü, Türkiye Birleşmiş
Milletler kararını iyi okumalı şeklinde bir ifade kullandı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım dünkü grup toplantısında Afrin'de yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatı'nı Doğu Guta'yla karıştıranlar var. Birleşmiş Milletler Konsey kararının Doğu Guta'yla ilgili olduğu aşikardır demişti. Bu arada Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak bu teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart'ta başlayacak Washington'da. Öte yandan seçim ittifakını öngören yasa teklifinin meclisteki mesaisi de başladı. Önce Anayasa Komisyonu'nda ele alınan teklif daha sonra alt komisyona sevk edildi. Bütün bu başlıklarla ilgili ayrıntıları haber bültenlerimizde saat başında veriyoruz. Ama piyasalarda yakından izlediği için küçücük bir özet yapmış olduk. KDV tasarısı mecliste 33 yıllık katma değer vergisi yasası değişiyor. Hükümet yeni yasa tasarısını meclise gönderdi. Yeni tasarıyla hayırseverlere KDV teşviki gelecek. Esnafın ödeyeceği KDV 2 ay ertelenecek. Arsasını müteahhite verip konut veya iş yeri alanın KDV matrahı daralacak. Tasarıyla sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralı kaldırılıyor. Böylece önceki dönemlerden devreden 140 milyar dolarlık KDV iadesinin ödenmesinin önü açılmış olacak. Bu rakamın 80 milyar liralık kısmı reel sektörün alacağı durumunda, onu da hatırlatalım. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için 2018 büyüme tahminini %3,2'den %4'e yükseltti. G20 ülkelerine ilişkin bir değerlendirme yayımladı Moody's. 2019 büyüme beklentisini %3,3'den %3,5'a revize etti. Kuruluş Türkiye'nin 2017'yi de %6,7'lik bir büyümeyle tamamlayacağını tahmin etti ve Powell'dan 4 faiz artışı iması piyasaları etkilemiş gözüküyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda fiyatlama daha da netleşir mi, buna bakılacak. Bu arada Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası doların değer kazandığını söylemiştik. Euro dolar 2,5 haftanın en düşüğüne indi. Dolar lehine bir düşüş bu. Dolar endeksi 90,49'a 2,5 haftanın en yükseğinde. İçeride de doların yükseldiğini gördük. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığı yönündeki haberler de dolardaki baskıyı artırdı. Dolar 3,81,68'e 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu sabah 3,80 sınırında dolar TL işlemleri. Euro ise 4,65-4,67 bandındaki hareketini sürdürdü. Bu sabah Euro Türk Lirası 4,65'in hemen üzerinde. Borsa günün büyük kısmında alıcılıydı. Kapanışa doğru gelen satışlarla kazançlarını geri verdi. Yatay kapandı. Bakalım bugünkü hareket nasıl olacak? Yurt dışında bütün borsalar hemen hemen satıcılı. Özellikle Amerikan borsaları dün %1,3 gerilemişti. Bu sabah Asya borsalarında da %1'i aşan düşüşler yaşanıyor. Petrol pazartesi günü 3 haftanın zirvesini gördükten sonra düşmeye başladı ve Brent petrolde dün 1,5 dolardan fazla bir düşüş yaşandı. 66,10 dolara kadar indi Brent petrolü. Doların değer kazanması altına satış getirdi. Ons altın 1313 dolarla 2,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. İçeride altın, gram altın 161,4 lira bu sabah. Çeyrek altın 266 lira, yarım altında 534, Cumhuriyet altınında da 1084 lirayı takip ediyoruz. Bu Powell'ın açıklamaları Perşembe günde devam edecek bu arada. Bakalım orada yeni bir şey söyler mi? Piyasadaki hareket derinleşirse verilerle, piyasayı yatıştırmak için başka bir mesaj verir mi? Onu da izleyeceğiz. Çok pardon, ben 4'ü kastetmedim aslında, 3,5'tu. Çok yatıştırması gereken bir durum da yoktur herhalde. Şimdilik yok bakınca, da tabii verilerle ne olacak yani bakacağız. Eurodolar 1,22 bu civarlarda durup ondan sonra tekrar yukarı doğru gidebilir. Borsalar ilk tepkiyi verdi ama ondan sonra çok sert aşırı satış şeklinde tepki vermese düzeltme ihtiyacı görmez zannetmiyorum. Batuhan Önder bir soru göndermiş. Diyor ki sabit kura geçsek ülkemiz için daha iyi olmaz mı? Hem bu kadar dalgalanmayı engelleriz hem de enflasyonu kontrol etmiş olmaz mıyız? Varsayalım ki sabit kura geçtik. Sabit kur nedir? Şimdi Merkez Bankası'nın bir kur tespit edip bunu korumasıdır. Uzunca bir süre değil mi? Diyelim ki Merkez Bankası dedi ki bugünkü kurla 3,80'le biz sabit kura geçtik. 1 dolar eşittir 3,80 liradır dedi. Sonra dalgalanmalar oldu. Aslında doların yukarı gitmesi lazım. Merkez Bankası ısrarla bunu tutuyor. Ne yapacak tutmak için? Rezervlerini harcayacak değil mi? Bol talep karşılanması lazım. Bol verecek, rezervler gidecek. Sonra ne olacak? Yani böyle bir dünyada, bütün dünyanın dalgalı kura geçtiği bir yerde kendimize ait olmayan bir şeyi savunmanın imkanı yok. Herkes sabit kurda olur, yarısı sabit kurda olur, sen de geçersin. Ama herkes dalgalanırken senin oturup bunu tutman mümkün değil yani. Üstelik sana ait değil bu olay. Senin dışında oluşuyor. Dolayısıyla çok yanlış olur.
Bu sorular sık sık geliyor. Bence hatalı bir şey. Bu geçmişin olayı. Peki. Sinan Bey de bu hafta Euro'yu etkileyecek hangi olaylar var? Tahminleriniz ne yönde diye sormuş. İşte Perşembe günü açıklanacak Amerikan verisi hem Euro'yu hem Dolar'ı hem TL'yi hem Yen'i hem Rupi'yi bütün paraları etkileyecek bir veri. Verileri yakından izlememiz gerekiyor. Bu arada hafta sonu, hafta içinde yine yarın konuşuruz. İtalya seçimleri var. O önemli. Evet. Onu yine yarın geniş şekilde daha konuşuruz. Çünkü konuşalım. İtalya Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi ve en sorunlu ekonomisi gelişmiş Avrupa içinde. Bütün Avrupa krizden çıktı. İtalya çıktı mı çok emin değilim. Onun için İtalyan seçimleri önemlidir. Yarın öbür gün daha detaylı konuşuruz. Bu arada önümüzdeki hafta 7-8 Mart'ta Akdeniz Ekonomi Forumu var. Dün de bir basın toplantısı vardı konuyla ilgili. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Önce bir o toplantıdan notları izleyelim, üzerine konuşalım. İş dünyasından temsilciler, ekonomistler, yatırımcılar, yurt içinden ve yurt dışından siyasetçiler Mersin'de bir araya gelecek. Akdeniz Ekonomi Forumu ilk kez kapılarını açacak. 7-8 Mart tarihlerinde NTV ve Özgencil Grup İşbirliği ile gerçekleşecek forum öncesinde İstanbul'da tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de katıldı. Akdeniz Havzası özellikle Çukurova bölgesi Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Potansiyeli oldukça yüksek. Ancak bu potansiyeli elbette harekete geçirmek, Türkiye ekonomisinin gelişmesine, bölge ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlamak önemli diye düşünüyorum. Böyle bir etkinlikle sadece Mersin'in değil, Akdeniz'deki bütün ilçelerin, Çukurova Çanağı'nın ekonomik değerlerinin yeniden ortaya çıkarılması, yeniden tartışılması ve gelecek açısından yeni yollar çizilmesi çok çok önemli. Forumla farklı sektörler arasındaki bilgi paylaşımına katkıda bulunulması da hedefleniyor. Bizim yaptığımız bölgenin kalkınmasına, ekonomik gücünün artmasına yardım etmek, aynı zamanda çeşitli kesimleri buluşturma gayreti. Akdeniz Ekonomi Forumu devam edecek. Belki ikinci yıl Adana'da, Hatay'da olabilir. Bence bu çok önemli bir organizasyon. Ekonomi dünyasının farklı paydaşlarını, çevrelerini bir araya getirecek. Ayrıca bilgi paylaşımının ve farklı görüş alışverişlerinin bölgenin ekonomik çeşitliliğinin güçlenmesi ve gelişmesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Oturumlarda bölgenin sanayileşme süreci, ticaret ve yatırım fırsatları, turizmdeki yol haritası, tarımsal ürünlerin geliştirilmesi gibi konular ele alınacak. Evet, önümüzdeki hafta geniş bir katılımla önemli konular masaya yatırılacak. 4 ay önce Ege Ekonomi Forumu vardı. 4 ay sonra şimdi Akdeniz'de benzer bir forum. Şimdi Akdeniz deyince hani önce hangi illeri kapsıyor diye bakarsak aslında geniş bir coğrafya. Kayseri, Osmaniye, Hatay, Karaman, Adana ve Mersin'deki ekonomiyi, çeşitli alanları kapsayan, buraların tartışılı bir forum. Ama bunun ötesinde bir uluslararası Akdeniz Havzası diye bakarsak aslında ilginç de bir yer, yani önemli de bir ekonomik bölge bu Akdeniz Havzası. Akdeniz Havzası dediğimiz yerde 21 tane ülke var. 500 milyonun üzerinde nüfus var. Dünya nüfusunun %15'i Akdeniz'de yaşıyor. Şöyle biraz rakam verirsem 8 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasıla da var. Dünyada üretimin %10'u bu bölgede. 3.7 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var bu bölgede. Dolayısıyla muazzam bir potansiyeli var. Bu bölgede ikili ve çoklu uluslararası anlaşmalarla potansiyelin artırması var. Dün Sayın Bakan Elvan da o basın toplantısında buna vurgu yaptı. İşte dünyada gelişmiş ekonomiler ticaretlerinin %60'ından fazlasını, 68'ini komşularıyla yapıyor. Türkiye için bu rakam %9. Dolayısıyla bizim için bu bölgede ticaret yapma imkanı çok fazla. Yani orada ciddi potansiyel var. Türkiye bunu değerlendirebilir.
Bunu değerlendirmesinin bir yolu da Akdeniz'deki zaten çok farklı olan lojistikten işte imalata kadar, demir çelikten gıdaya kadar, tarıma dayalı endüstriler çok farklı şeyin bir arada olduğu bir sektör. Bu bir bölge. Bu bölgenin gelişmesi, kalkınması bizim aynı zamanda oradaki uluslararası ticaret olanaklarından da yararlanmamızı getirecektir. Onun için çok önemli bir bölge ve bu forumda önemli. Tüm bu noktalara vurgu yapılan çok gastronomiden işte lojistiğe kadar birçok alanın tartışıldığı bir forum olacak. Sayın Başbakan açılışında konuşacak. Kalkınma Bakanı, Tarım Bakanımız ve Bilim Sanayi Bakanımızın da katılımıyla birçok konunun tartışıldığı bir toplantı olacak. Evet, 7-8 Mart'ta biz de orada olacağız. Evet, biz de yayını oradan yapacağız. Oradan yayınları yapacağız. Bu arada bugünün öne çıkan başlıklarından bir tanesi KDV meselesi. Evet. Epeydir konuşuyoruz aslında. Ama artık bu KDV yasasındaki değişiklikler reform paketi mecliste olduğu için daha ayrıntılı konuşulur hale geldi. Bugün sabahın manşetinde esnaf ve üreticiye 140 milyarlık can suyu başlığı var. Ekonomiye nefes aldıracak bir reform paketi. 33 yıllık KDV yasası değişiyor denilmiş. Burada hani rakam gerçekten çok büyük. 140 milyarı duyunca bayağı büyük bir paketten söz ediyoruz. Ne diyorsunuz? Ne değişecek tam olarak? Bu tabii 140 milyar lira ayrı bir konu. Yani 140 milyar lira KDV alacakları evet. Birikmiş. Bunlar ödenemiyor. Yani yılda ödeniyor tabii de ama yıl içinde belli bir kısmı ödeniyor. Ödenemeyenler öbür yıla devrede de geliyor bu. Dolayısıyla şimdi bu 140 milyar lira bunlar ödenmeye başlayınca benim anladığım kadarıyla tabii 2018 yılı 2017 gibi değil, daha yavaşlayacak bir ekonomi bekliyoruz büyüme açısından. Dolayısıyla bu 140 milyar bu iş için bir şey, bir canlandırma paketi görevi de yapacak, öyle anlaşılıyor. Ben hani bu yılın KGF'si bu olabilir. Yani. Evet, KGF'nin yerini bu alacak. KGF'si olabilir bu yılın diye. Çünkü geçen yıl KGF çok kritik bir müdahaleydi. Bunu hep vurguluyoruz. Böyle. Yani ekonominin dipte olduğu bir dönemde bir KGF, tabii diğer bazı adımlarla da desteklendi ama KGF ile bir ekonomiye can suyu verildi. Dün basın toplantısında Lütfü Elvan'ın Kalkınma Bakanı'nın açıklaması vardı. Bu sene, pardon, 2017 yılında büyümenin %7,5 olması bekleniyor. 1,5 ay sonra açıklanacak. %7,5 bizim öngördüğümüzün çok üzerinde bir büyümeydi. Ve burada eğer KGF olmasaydı hani bu performans, bu kadar büyüme performansı bu kadar yüksek olmazdı. Dolayısıyla KGF kritik bir müdahaleydi. Bu sene KDV ile 140-150 milyar liralık bir alacağın verilmesi var. Dün Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Bu KDV alacakları diyor, özel sektörün devlete verdiği faizsiz kredidir diyor. Aslında özel sektör devletteki parasını alamıyor. Bir faiz de işlemiyor. Dolayısıyla özel kesim kendi işinde işte işletme sermayesi ya da yatırımda kullanacağı parayı orada kullanmak yerine devlete faizsiz olarak tutuyor. Bir anlamda devlete faizsiz kredi vermiş oluyor. Şimdi bu değişecek. Bu yeni sistemle 3 ay içinde eğer ödenmesi ondan sonra zaten faiz içecek. Devlet faiz ödeyecek. Belli bir takvimde ödenmesi, program dahilinde ödenmesi öngörülüyor. Bu yasal düzenleme dün meclise sevk edildi ama yasada başka şeyler de var. Birçok madde de var. Ama bu çok önemli bu KDV. Dediğim gibi bir anlamda ekonomiye bu sene KGF etkisi yapabilecek yeni bir uygulama olabilir bu. Çünkü büyüme 7,5 geçen sene, bu sene 4-5 civarı tahminler var. Bunun sağlanması, biraz daha bunun üzerine çıkması için kullanılacak bir maliye politikası aracı haline dönüyor yani. Bu 140 milyarlık tutarın bir kısmının fiilen nakit olarak ödenemeyecek durumda olduğunu bugün Habertürk gazetesi yazmış. 80 milyar liralık bir tutarsa adım adım sektörel öncelik gözetilerek şirketlere aktarılacak. Evet, 140 milyar liranın 80 milyarı nakden ödenebilecek durumda, adım adım ödenecek. Dolayısıyla bu bir canlılık yaratacak. Ödenmeden bir vergi incelemesi yapılacak. Bir kısım mahsuben ya da nakden ödenecek. Şimdi indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden KDV'nin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması bu. 25. bu 25 maddenin en önemlisi, değişikliği bu. Burada da dediğim gibi hani mahsuben ya da nakden ödenecek. Ödeme öncesi vergi incelemesi yapılacak. Bu pakette başka şeyler de var demiştim. Mesela yabancılara sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnasının getirilmesi gibi bazı önemli düzenlemeler var. Çok geniş kapsamlı 25 maddelik bir paket. Hani herhalde sektörde şu ana kadar KDV'den kaynaklanan farklı sektörlerdeki sorunların çözümüne yönelik böyle tüm o maddeler alınmış, hepsi bir araya getirmiş böyle bir paket. Önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız ayrıntıları mecliste de konuşuldukça. Bu arada ekonomik güven endeksi açıklandı Şubat ayında bir düşüş var. Evet, ekonomik güven endeksinde bir düşüş var. -1.8 oldu. Bir önceki ay %10 artış vardı. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan bir hafta kadar önce sektörel güven endekslerini konuştuk. Evet. Bunlar neydi? Hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi.
Bunlarda işte düşüşler vardı. Bunları konuştuk. Şimdi bu sefer ekonomik güven endeksi adı altında bunlar aynen geliyor. Aynen, hiç değişmeden. Çünkü işte Şubat ayı. Üstüne tüketici güven endeksi ile reel kesim güven endeksi ekleniyor bunlara. Ve böylece ekonomik güven endeksi birer hafta arayla geliyor. Bunun yani esas ekonomik güven endeksi altında bu sektörel güven endeksleri bunun bir parçası haline geliyor. Bu ikisini ayrı ayrı bir hafta arayla açıklamak çok anlamlı mı emin değilim. İyi bir şey yani, açıklasın fazla mal göz çıkarmaz diye bir laf vardır ama ikisi bu yani bugün açıklanan, önceki açıklanan olduğu gibi zaten kapsıyor, üstüne bir şeyler koyuyor. Bana sorarsanız bu ilk açıklanana gerek yok yani sektörel güven endeksine. Bunu ekonomik güven endeksi adı altında. Zaten tek seferde açıklanabilir diyorsunuz. Yani benim kanaatim o ama yani hani açıklasın, bir zararı olan bir şey değil. Peki. Bugün dış ticaret istatistikleri açıklanacak ayın son günü. Evet. Saat 10'da. Giriş çıkış yapan ziyaretçi sayısı turizm açısından önemli turizm, bir veri. Evet. Bunlar Ocak ayı verileri. Konut fiyat endeksi açıklanacak Merkez Bankası tarafından Aralık ayına ilişkin. Yani 2017'de konut fiyatları ne olmuş yılı da öğrenmiş olacağız. Hani konut satışlarında bir düşüş, evet, var falan diyorduk. Fiyatlarda da en son enflasyonun altında bir artış vardı. Bakalım o da önemli endeksler bir veri olacak. Endeksler çok düşüş göstermiyor. Değil mi? Yani baktığımız zaman böyle bir düşüş falan görünmüyor pek şeyde, satışlarda. Orada Alaaddin Aktaş geçen hafta köşesinde bir detaya dikkat çekti. Şimdi bu istatistiklere diyelim müteahhit gitti, arsa sahibiyle anlaştı. İşte 200 daire yapacak, işte 100'ünü diyelim müteahhit alacak. O 100 daire arsa sahibi tarafından müteahhite satış olarak, birinci el satış olarak görülüyor. Için, aslında normal birinci el satışların neredeyse dörtte biri bu tip satışlardan oluştuğu dolayısıyla için. O biraz rakamı aslında şişiriyor. Özellikle. Çünkü müteahhit onu sattığında o tekrar ilk el satış gibi. Yani o arsa sahibinin müteahhitle anlaşmasından kaynaklanan alışlar. Kentsel dönüşümde çok fazla olduğu için. Tabii aslında bütün şeyde yani. Yani sonra bir arazi müteahhit kendi arazisini yapıyor. Bir arazi alıyor bir yerden. İlginç bir detaymış. Bu önemli bir detay. Evet. Onun için yani satış. O biraz şişiriyor. Etrafımıza baktığımız zaman satışlarda ben bilmiyorum, siz de görüyorsunuz. Ama bu geçmiş hep böyleydi yani. Dolayısıyla hani yeni bir uygulama. Ama son dönemde biraz arttı bu. Kentsel dönüşümle özellikle mesela karşı tarafı düşünürsek, bize göre karşı taraf olanı. Orada çok fazla var bu. Evet, sorular çok. Halil Bey diyor ki yaklaşık %5 düzeyinde milli geliri oranla bir cari açıktan bahsediliyor. Bu açık ne tür bir risk taşır önümüzdeki yıllar için demiş. Bu açık şöyle, cari açık kırılganlık unsurudur. Neden kırılganlıktır? Çünkü siz cari açığı eğer iç tasarruflarınız yetersizse zaten dışarıdan şeylerle finanse ediyorsunuz. Yani dış borçlanmaya, dış finansmana bağımlılığı artırır. Ne olur? İşte Powell 3 değil 4 der, onun sizin ekonominiz üzerindeki etkisi daha fazla olur. Yani uluslararası piyasalarda dünyanın bir ucundaki birisi hapşırsa siz ondan bir anda şey kapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ülkenin dış kırılganlığını, dış finansman bağımlılığını artıran bir unsurdur cari açının yüksek olması. Cari açığı siz finanse edemezseniz ne olur? O zaman cari açığı vermezsiniz. Cari açığı vermemek demek o ithalatı yapmamak demek. O ithalatı yapmamak demek o kadar üretimi yapmamak demek. Dolayısıyla o kadar büyüyemezsiniz. Yani ne kadar bu modelde büyüyebilmek için cari açık vermek zorundasınız. Türkiye'deki hani sorun dediğim şey zaten o. Hani büyümenin ithalat bağımlılığı, dolayısıyla büyümenin cari açık dış finansman bağımlılığı onun için kırılganlık yaratır. Bilmiyorum sizin. Yok. Alper Nişancı, hisse senedi alalım, hisse senedi alalım istiyoruz ama ülkemizdeki temettü sisteminden biraz bahseder misiniz yurt dışıyla kıyaslayarak demiş. Kar payı ödemeleri. Değil. Çok bildiğim bir konu değil yani borsada temettü meselesi ülkemizde. Yani temettü ödeyen şirketler çok yaygın herhalde, değil herhalde. Evet. Çok temettü Türkiye'de öyle bir, özellikle bankalar falan için yapılan sistemde BDDK'nın da tavsiyesinde yani kar dağıtmıyorlar. Çok fazla. Bankalarda bir kısıtlama vardı ama diğer ödeyen temettü verimi yüksek olan şirketler var. Zaten hisselere baktığın zaman yatırımcı, profesyonel yatırımcı da ona bakıyor. Çünkü ya bir hisse senedinin kendi değerinin artışından yararlanırsınız. Uzun vadeli yatırımcı için de o hisse senedi ne kadar temettü veriyor? Enflasyona göre ne kadar veriyor? Eskiden Türkiye'de enflasyon 40-50-60 iken temettü verimi o kadar şey değildi. Ama enflasyon tek haneli rakamlara inince yavaş yavaş o temettüler de anlamlı hale gelmeye başladı. Onun için yatırımcıların izlediği bir şeydir Türkiye'de. Bazı temettü verimi yüksek olan şirketler o nedenle hani hisse değerlerinde artış vardır. Hani dikkate alınan bir kriter. Alınması da gerekir. Dün Amerika'da bahsettik. Hani Amerika'da işte krizden bu yana, 2010'dan bu yana şirketler 2 trilyon doların üzerinde temettü dağıtmışlar. Yani sisteme bu kadar ekonomiye para vermişler. Muazzam bir rakam. Bilmiyorum hani Türkiye'deki nedir ama
Evet. Bizde temettü yoluyla piyasaya giren para var. Bu arada yurt dışında şöyle bir tartışma da vardır. Bazı şirketler temettüyü yatırımcıya vermek yerine o parayı ben şirkete yatırsam hisse daha çok yükselir. Yatırımcı aslında sonunda daha çok kazanır. Evet, o da bir fikir. Warren Buffett bunun savunucularından biridir. O da bir fikir. Yani o zaman şirketin değeri artıyor. Değer arttıkça hisse senedi değerleniyor. Dolayısıyla temettüden alacağını. BDDK bankaları ona zorladı. Dağıtma, sermayedarlarına aynen vermek yerine içeride tut ve banka daha... Doğru. Bu arada bugün gazetelerde var. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi açıklamış. Bakanlık himayesinde Türkiye genelinde israfın boyutlarının incelenmesi amacıyla bir araştırma yapılmış. Oradan enteresan sonuçlar çıkmış. 7 bölge, 26 ilde 1650 kişiyle görüşülmüş. Sonuç şu, enflasyona rağmen Türk lirası bile yastık altında tutuluyor. %14'ü geçen mevduat faizine rağmen reel kaybı göze alıp insanlar tasarruflarının, Türk lirası ve döviz tasarruflarının %20'sini evde nakit olarak tutuyorlarmış bu araştırmanın sonucuna göre. Yani bu sanıyorum böyle yani hani bir haftalık bir şey için tutuyordur, ödemedir, yoksa çok akıllıca, çok rasyonel bir iş değil bu. Bütün insanlardan da rasyonellik şöyle beklemek. Yani bankalara güvensizlik desek değil mi? Yani Türk bankacılık sistemi kendine göre bir güveni olan bir sistem yani. Çok tuhaf geldi bana. İki tane şey vardı. Birincisi bazı faiz nedeniyle faizsiz bankacılık yapamadığı için tutanlar olabilir. Hani faiz nedeniyle, din nedenlerle tutanlar vardı ama asıl önemli şey orada güven. Yani biz şimdi bunu garipsiyoruz ama dünyada birçok ülkede büyük bankalar paralarını Merkez Bankası'na götürüp üzerine bir de faiz ödüyorlar. Yani oradaki o mevduat yapıyorlar ve faiz ödüyorlar. Paraları yeter ki anne güvende kalsın, onun için bir komisyon ödemeye razılar. Evet. Böyle bir dünyada uygulama varken bu çok şaşırtıcı değil. Bir de borç için önce yakına gidiliyormuş. Toplumun %60'ı giderinin gelirinden fazla olması durumunda ilk etapta yakınlarından borç faiz alıyormuş. Faizsiz aldığı için tabii haklı. Hane halkının %45'i kredi kartı sahibi, %10'unun banka kredisi borcu var. Altınların evde saklanma oranı da %77,2'ymiş. Onu da yine bir not olarak altının evde olması, Türk lirasının, altının hatta dövizin evde olması, Türk lirasının evde tutulmasına göre daha makul. Çünkü altınla döviz Türkiye'deki enflasyondan çok fazla etkilenen şeyler değil. Ama Türk lirası direkt etkileniyor yani o biraz tuhaf. Bahadır Bey diyor ki Standard & Poor's notunu değiştirmedi en son. Bu arada dün Moody's Türkiye ile ilgili büyüme tahminini yükseltti. Notla ilgili bir değerlendirmesi yok. Siz kredi derecelendirme kuruluşu olsaydınız ülkemize hangi notu verirdiniz demiş. Ben şahsen kredi derecelendirme kuruluşu olsaydım aynen bu notları verirdim. Yani hiçbir farklı not vermezdim. Çünkü Türkiye yani ölçülere baktığımız zaman nedir ölçüler? Birincisi ekonomik ölçüler, ikincisi mali yapı, üçüncüsü siyasi ölçüler. Üçüne de baktığımız zaman Türkiye'nin kırılgan bir yapıda olduğunu görüyoruz. Zaten onun için de kırılgan ekonomiler içerisinde sayılıyor. Cari açığının büyüdüğü bir yerde büyüme tabii çok olumlu bir şey. Ekonominin büyüyor olması ama bir yandan da cari açığın büyüyorsa, borçların artıyorsa vesaire bunlara da bakmak lazım. Büyüme dışındaki göstergelerinde iyi bir gösterge yok Türkiye'nin dünyayla kıyasladığımız zaman. Yani dünyaya göre büyümede biz iyiyiz, en önlerdeyiz ama işsizlikte, enflasyondu, işte cari açıktı vesaireydi. Bunlara ben dün bir daha baktım. Karşılaştırdığımızda Türkiye hep en üstlerdi. Peki, sanıyorum süremiz bitti, süremizin sonuna geldik. Aslında sorular çok. Devam edelim yarın da sorulara. Yeni soru göndermek isterseniz gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Biz Servet Yıldırım ve Mahve Eğilmez'le birlikteydik. Geri sayımda şimdilik hoşçakalın.